parçayı verir misin? Ekskavatörü mü? Evet. Ya böyle yapıyorsun ha? Evet böyle yapıyorum çünkü benim stilim böyle. Bana kalsa daha yeni yöntemleri tercih ederdim. Şu telefona bakacak mısın? Bilmem, bakarım herhalde. Önemliyse yine arar. Nesi var bunun? Canım şöyle, diyelim diş hekimi olmak istemişsin. Fakülteyi kazanmışsın. 5 yıllık okulu da 8 senede zar zor bitirmişsin. Bitirme sınavlarında çarpmışsın. Ondan sonra da diş hekimliğine düşman olup çıkmışsın. Şimdi bu durumda nerede çalışmak istersin en son? Ya böyle yapıyorsun demek ha? Biraz uzakta dursak diyorum. Sihri göreyim dedim. Hani şu büyük sırrı anlarım belki. Bak sen. Demek böyle yapıyorsun ha? Merhaba Yüksel'cim. Günün nasıl geçti? Her zamanki gibi. Uyandım, işe gittim, kovuldum. Moralim bozuk sanki. Anne, kovuldum dedim ya. Evet ama son defa kovuluşunda moralim bozulmamıştı. İyi ama o dündü. 3 gün üstüne kovulunca hat-trick yaptım diye sevinemiyorsun. Haliyle insanın morali bozmaya başlıyor. Bir şey değil, bugün işte adım kronik işsize çıkacak. Merhaba. Nasılsın kronik işsiz? Bugün de kovuldun mu? Onun işi bu. İyi ya Rabbim ya. Bu asistanla bugüne kadar çalıştığım en kıl herif. Şu İzmirli olan mı? Sen de gündemi kaçırıyorsun Zeynep. Ondan sonra 3 asistan değiştirdim. Sen ol. Sakın umduğunu bulamamış bir dişçiyi işe almam. Ya da böyle bir dişçiyle evlenme. Böyle demek istemedi tabii. Biliyorsunuz değil mi? Peki sen demin saydan kronik işsiz mi demek istedin? Evet. Ha, iyi. Ben de alabilir miyim? Hayır alamazsın. Bu 15 yıllık. Olsun, henüz bozulmamıştı. Madem o adam o kadar sinirine dokunuyor, neden kovmuyorsun? Nasıl kovarım Zeynep? Hayatımda ilk defa biri beni kıskanıyor. Sahi mi? Zeynep, ben başardım. O başaramadı. Nasıl keyifli bir iş, düşünsene. Artık ölsem de kalmıyorum. Ama yine de gitmesi gerek. Tabii kıskançlığın da artık belli bir sınırı var. Şimdi işin yoksa 40. kez ajansı ara. Bir de turu tamamladınız deyip yeni baştan aynı adam buraya yollarlarsa... ...artık çarık çuruk hırsız ne varsa doluşur içeri. Benim ajansımı arasana. Yok ya ondan sonra arsızı hırsızı hepsi de olsun değil mi? Yok canım son derece profesyonel adamlar. Çok titiz çalışıyorlar. Nereden biliyorsun? Beni kovdular ya. Adamdan anlıyorlar. Canım üstüne varma çocuğun. Zaten dibe vurmuş. İyi hak ettiği yerde işte. Eğer usul akselimse konuşmak istemiyorum. Alo? Alo? Oradasın biliyorum. Tangır tungur sesler geliyor. Salak Selim'dir. Hep cep telefonunu düşürüyor. Alo? Burada. Selim. Hayır. Ne hayırı? Dün ayrıldık biz. Söyle de çocuğun haberi olsun. Kusura bakma baba. Bitti artık. Ben konuşamayacağım. Sen söyle. Begüm. Begüm! Alo? Selim? Begüm değil. Ben babasıyım. Evet babasıyım. Selim'cim, Begüm senden ayrıldığını söylüyor. Hı. İş ciddi galiba. Hiç de mutsuz görünmüyor. Dur ağlama Selim. Selim ağlama. Lütfen sana kız mı yok canım ama... Selim. Bak ikimiz için de en iyi çözüm bu. Tabii dost kalabiliriz. Tabii görüşeceğiz. Peki Selim. Güle güle. Var mı başka angaryası olan? Yüksel Bey, İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan size iş alayım mı? Yapar mısın sahi? Yatağımı da toplayabilir misin? Ne var? Evet, burada. Begüm, Metin diye biri. Var mı bir mesaj iletmemi istiyor musun? Ayrıldık falan filan. Alo? Baba. Ben de tam şimdi seni düşünüyordum. Dinle, bir fikrim var. Evet. Yüksel'in bir işe ihtiyacı var. Senin de bir asistana. Evet. Fikrim var dedin. Ben biliyorum ne demek istediğini. Ben de biliyorum. Ve cevabımı söylüyorum. Balık kavağı çıkınca. Ne hoş. Sağ ol. Çok destek oldun maşallah. Senin dediğinin destekle ilgisi yok ki. Bu düpedüz delilik. Yüksel'le ne zaman konuşsan çocuğun güvenini sarsıyorsun. Yo hayır, hiç sarsmıyor. Aslında sarsmak istiyorum. Ama kafa basmıyor ki anlayıp sarsılsın. Buyur, yine başladık. Peki söyler misin, bu çocuk neden böyle tembel, umursamaz, beceriksiz oldu ha? Hiç düşündün mü? Anne yapma lütfen. Bak şimdi güvenim sarsılıyor ama. Bak, ona bir kere güven. Göreceksin seni nasıl şaşırtacak. Şaşırtır tabii, feleğimi bile şaşırtır. Ya Zeynep, sen madem bu kadar çalışmasını istiyorsun, niye kendin işe almıyorsun? Ne? Ne ilgisi var canım? O başka, bu başka. Nasıl o başka, bu başka? İşte Yüksel, aynı Yüksel. Şekil bir ağa. Anne, biraz daha devam ederseniz onun işi tartıştığınızı anlayacak. Yo, ben aldım zaten. Siz devam edin. İkisi başka diyordun. Evet, ikisi başka. Bak, sen bir diş hekimisin. Evet. Eğer senin yanında işe girerse hastaları tedavi etmeyecek. Ama benimki turizm şirketi. Tek kelime İngilizce bilmiyor. Bilse ben tabii yani. O kadar da değil. Seks. Aslında İngilizce değil mi? Canım sen de verirsin eline kılıç kalkanı. Gider turistleri havalarında karşılar. Süper. Bak ne kadar hevesli. Yüksel, benimle çalışmak ister misin? Mesai saatleri ne? Gördün mü istemiyor işte. Yo istiyorum. Ne? Ne zaman başlıyorum? Yüksel'cim, bak şimdi beni can kulağıyla dinle. Pardon anne. McDonald's işinden biri ilk defa böyle bir rozetim oldu da. Yuva dönmek ne güzel. Lütfen ciddi ol. Bak, tarihi Yarımada'dan başlayıp bir İstanbul gezisine çıkıyoruz. Sakın yanımdan ayrılma, gözün üstümde olsun, tamam mı? Eğer emin olmadığın bir şey çıkarsa... Tak kafama göre hallediyorum. Hayır. Bana soruyorsun. Aslında bir sorun var anne. Deli Yürek manken değil miydi? Niye elde silah dağlarda koşturuyor? Efendim? Ama anne, emin olmadığın bir şey varsa sor dememiş miydin? Lütfen ciddi ol. Bak, bu senin şehir rehberin. Tamam mı? Bu senin şerefin sayılır. Yani bayrak gibi bir şey. Tur rehberinin ayrılmaz parçası. Tamam mı canım? Aklını başına topla, başını derde sokma. İşini de doğru dürüst yap ki... Tamam. Ki baban hırsından kudursun. Tamam anne. Sen merak etme hiç. Yüksel. Yüksel. Aha, merhaba anne. Ders çalışıyorduk. Farkındayım canım. Yüksel yok mu? Hayır, daha gelmedi. Aman Tanrım, bu bir felaket. Hayır anne, yanlış anladın. Evde demedim. Merhaba Metin. Benim adım Metin değil. Tamer. Yani sen dün arayan o... Tamam vazgeçtim. Şükürler olsun. Oh, nihayet biri beni gördüğü için şükrediyor. Seni Yüksel sandım. Şakası bile hoş değil. Bu kim? Tamer. Tamer mi? Ders çalışıyoruz baba. Ha, tamam. Bir de güneş batıdan doğarsa kıyamet alametleri bilirdi sayılır. Beni Yüksel sanman. Begüm'ün içeride ders çalışması. Sedat sen de çok safsın. Ders falan bahane. Ne? Ne dedin sen? Ders falan bahane dedim. Canım uslu uslu vakit geçiriyorlar işte. Uslu muslu anlamam. Bu resmen düşük yoğunlukta flört. Ne oldu? Ya babam beni ders çalışırken Texas Tom Mix'le bulduğu vakit falakaya yatırırdı Zeynep. Uydurma, babanı tanımıyor muyum ben? Ya peki, bir dakika. Şimdi bunun adı Tamer. Dün Metin vardı, bir gün önce de Selim diye biri. Ne bu? Canım daha çok genç o. Kız arkadaşları gibi erkek arkadaşları da olacak. Değişik insanlar tanıyarak hayatı tanımaya çalışıyor. Yanlış tanımaz inşallah. Olgunlaşınca vazgeçer. Aa inşallah. Ben vazgeçtim işte. Yok ya, bir de vazgeçmeseydin ha. Hem sen beni niye yüksel sandın? Hiç. İşler nasıl? İyi, gayet iyi. Öyle mi? Hı. Pot falan kırmadı, bir felaketi yok yani. Oh oh, çok iyi. Hatta o kadar iyi ki Yüksel'i turistlerle tek başına yolladım. Yüksel'i tek başına yolladın ha? Hı hı. Gerisini merak ediyorum Zeynep. Tamam tamam. Gerisini ben de merak ediyorum çünkü izini kaybettim. Zeynep sana söyledim dinlemedin. O çocuk çalışmaz. Canım daha ilk günleri. Tamam iş konusunda biraz desteğe ihtiyacı var. Ama asıl önemlisi ilgiye, sevgiye, şefkate ihtiyacı var. Selam anne. Hangi cehennemde gösen? Sakın bana günümün nasıl geçtiğini sorma. Kupra nerede ya? Tamam, tamam peki. Kayboldun. Peki ama neden 40 kişilik turist grubunu da beraberinde götürdün? Bir tur attık işte. Oturuyormuş bu ya ilk günden böyle. Annen senden iftihar ediyor. Ne yaptınız? Camiler, kiliseler mi yoksa tekneyle Boğaz turu kapsamlı bir uzaktan Osmanlı sarayları falan? Beyoğlu'nda gezersin. Tamam tamam. Artık turistler Türk mimarisi istemiyorlar. Türk muskisinden hoşlanıyorlar ha? Şuna cesaret verme. Canım soruyorum Zeynep. Ben de zaten Yüksel'e söylüyorum. Şehir rehberin nerede? Herhalde karakolda unuttum. Ah, Arnavutköy karakolu mu? Tarihi eser biliyorsun. Rozeti? Kimliğimi almayı unutmuşum. Onu rehin bıraktım. Blok notun nerede? Maymunun teki alıp kaçtı. Neyse ki onları Gülhane Parkı'na götürmüşsün, hayvanat bahçesine. Yo. Hepsi senin suçun. Ne? İşten içe başarısız olmasını istedin, gizleme. Ah, ben sırf negatif elektrik saldım diye bu işler olmadı, öyle mi? Senden her şey beklenir. Sen de erken yat, yarın iş günü. Ne? İşe devam mı ediyorum yani? Evet. Şu işe bak be. Daha önce hiç ikinci günüm olmamıştı. Kariyerimin doğrundayım. Artık daha dikkatli adım atmam gerekir. Peki bu kez ne yapacağım? Bugün ne yaptıysan onu. Zeynep, bunu yapmaya mecbur değilsin. Mecburum. Çünkü grubun nerede olduğunu bir tek o biliyor. Ne çalışıyorsun? Ders. Hangisi? Tarih. Hmm. Osmanlı'nın yükselme döneminden sorabilirsin. Çok geç Yüksel, çöküşe geldim. He, onu babama sor, o iyi bilir. İşin yok mu senin? Mesain bitti. Senin daha çok var mı? Evet, var. Çöküşe geldiysen bir şey kalmamış. Tanzimat ve Terakki'den sonra bitiyor zaten. O itaat ve terakki. İyi çalışmışsın. Bilgiler taze tabii. Yüksel izin verir misin? Çekirdek lavazmat servisi buyurun. Ha ne haber? Evet başladım. Süperdi. Tur kafilesi götürünce para mara almıyorlar. Bütün barlar beleş. Tamam yarın sen de gel takılırız. Tamam onlar da gelsinler ama turist gibi giyinsinler. Kafalarına bir fes geçirsinler yeter ya. Yok bunlar Alman değil. Hesap toptan geliniyor, adam başına bölünüyor. Oğlum ben toplayıp bölüyorum sen korkma. Yüksel keser misin şunu? Tamam bir yoluna geçerken ararım ben. Tamam, o bara da gideriz. Tamam oğlum, maçtan sonra gideriz ya. Ya anne. Ne var? Üf, ders çalışıyorum. Ben de iş konuşuyorum. Duydum. Anneme söylemezsin değil mi? Buradan hemen gidersen söylemem. Kulübü mühürleyin. Kumarhaneler, şirketler hep paravan. Aman söylersen söyle. Kapar mısın şunu? Abiniz girmedi uyuşturucu içine. Sonunu merak ediyorum. Çalışmayacak mısın? Hayır. İyi. Kes şunun sesini. Çalışmayacağım demedin mi? Hiç rahat yok ki zaten bu evde. Doğru, ne televizyon seyredebiliyorsun ne telefonla konuşabiliyorsun. Begüm gel bitti, sonuymuş zaten. Geberttiler adamı. Sen de geber. Çekirdek lavazman servisi buyurun. Evet benim. Yok hayır, ben babasıyım. Öyle mi? Hangi karakol? Tamam, ben annesine söylerim. Asıl sorumlu o. Anne! Ne oluyor be? Ay. Yüksel, kabus mu gördün oğlum? Ya. Ben bir kabus görüyorum ya. Senin yatakta ne işin var? Sana söylüyorum. Rehberliği bitirdin, tercümandan mı başladın? Müjde getirdim. Merak etmiyor musunuz? Ben ediyorum şahsen, söyle. Neymiş? Turistleri buldum. Ya. Karakolda aradılar, oradalarmış. Aman yarabbim! Artık yükseliyorsun mesleğinde Yükselciğim. Hangi karakolmuş? Rozetimi unuttum. Gitmişken onu da alırsınız. Alır tabii, al. Rozeti al. Unutma. Sana söyledim. Komiser senin de gelmeni istedi. Ne yapacakmışım ben karakolda? Komiser çağırdı vallahi. Konuşacaklar varmış. Benim hakkımda herhalde. Bak hep senin kabahatin, görüyor musun? Evet. Bana bak, uyumaya kalkma. Dönünce konuşacaklarımız var. Yatağı hanginiz ıslattı? Anlaşılan bu eski dolgu çatlamış. Altında da iltihap var. En iyisi eski dişinizi çekip size yeni bir diş yapmak. Tamam, uzman sizsiniz. Hayırdır inşallah? İhtilal mi oldu, ne iştir? Yok, sen gecikince biraz ben müdahale ettim. Sedat Bey, Kamil Bey de tam bana nasıl bir tedavi uygulanması gerektiğini anlatıyordu. Hayır efendim, Kamil Bey telefona bakacak, bana bir fincan kahve getirecek, deftere randevuları yazacak, değil mi Kamil Bey? Eğer sen öyle istiyorsan, öyledir. Ben diş hekimi o sanıyordum. Hayır efendim, diş hekimi olan benim. O bu işten hiç anlamaz. Ama diş hekimliği fakültesinde 5 yıl okudum, değil mi? Evet. Dolgu çatlamış ve dişin altında iltihap var. O da öyle demişti. Şimdi de ben öyle söylüyorum. Tatilde olduğunuzu sanmıştım. Hayır, tatilde değildim. Karakoldaydım. Hayırdır? Canım, oğlanı işe koyduk. Belimizi büktü. Bütün gece işte kanepede yattık. Yorgunsanız bir başka zaman. Yok, hemen 5 dakikada bitiririm. Ya da sizin yerinize Kamil Bey. Hayır efendim, Kamil Bey diş çekemez. Eğer çok istiyorsanız sizin yerinize Kamil Bey'in dişini çekerim. Hazır kan beynime sıçramışken. Buyurun. Randevumu iptal ediyorum. Diplomanızı alırsanız bana haber verin. Hayda. Seni çok iyi anlıyorum. Beğenilmemek insanı üzer, bilirim. Ben eşyalarımı toplayayım. Ve çekti gitti. Kovdun onu. Bir bakışımla kovdun. Acayiptim ha. Harika. Abartma Zeynep. Senden değil, mektuptan söz ediyorum. Ne mektubu? Okuldan, Begüm için yollamışlar. Ha, yaz özür dileriz, hasar neyse öderiz. Onu Amerika'da okusanız iyi olur diyorlar. Dizgi hatası olmasın, Amerika'ya okutsanız falan demesinler. Bütün notları birden fırlamış. Ha, bundan önce bütün notları birmiş. Haber vermek için de notların fırlamasını mı beklemişler? Bu imza sahici ya. Begüm adına çok sevindim. Son zamanlarda çok gayretliydi. Amerika'da üniversite ha. Hem de burs olmasa bile baba parasıyla. Bence müthiş olur. Pekala başarabilir. Zeynep, Begüm'ün başarılı olduğu tek şey erkek arkadaşlarını idare etmek. Ya her gün eve birileri geliyor. Bu ne olacak? Ya biliyorum. Demek ki onları özel ders çalışmak için çağırıyor. Zeynep, buna benim kitabımda ne derler biliyor musun? Akıllıca bir plan. Kenan, sırası mı şimdi? Sıra mı bekleyeceğiz yani? Ders çalışmak için gelmedin mi? Ama özel ders dedin. Dönem ödevi özeldir. Yılda bir kez yapılır. Sağ ol Begüm. Kendimi çok özel hissettirdin. Yani herhangi bir ev ödevi için çağırsaydım var ya... kişiliğim asla gelişemezdi. Ne kısıyorsun kendini? Bitiyor işte. Maliye Bakanlığı görevlerini yazdıktan sonra geriye... iç işleri... Dışişleri ve Adalet Bakanlığı kalıyor. Vay canına Begüm, doymak nedir bilmiyorsun. Ne dedin sen? Merhaba Begüm. Kimsin sen? Kenan. Ha, Tamer'e ne oldu? Baba Tamer, tarih. Aa, vah vah, çok üzüldüm. O kadar oldu mu ya? Hayır, anlamıyorsun. Tamer tarih, Kenan da seçmeli. Metin? İngilizce. Ha, peki beden eğitimi dersi alıyor musun? Baba! Begüm, müfredattaki bütün derslere uygun bir arkadaşım var ve çok enteresandır ki bütün arkadaşların da erkek. Evet, ne olmuş? Aa, öyleyse salak Selim'i de o yüzden sepetledin çünkü o... Salaktı. Ne yazık değil mi? Aslında o kadar şeker, o kadar tatlıdır ki. Üstelik onu yakışıklı da buluyordum. Evet ama ben daha çekiciyim. Hiç de değil. Yani sen benimle sırf zeki olduğum için mi? Begüm, senin gözünde ben neyim? Seçmeli. Beni kullandın Begüm. Alışırsın evlat, daha çok gençsin, çok. Ne yaptın baba? Ne yaptın? Bu derste sınıfta sadece ikimiz seçmiştik. Üstelik bu dersi seçmesinin nedeni neydi biliyor musun? Neydi? Kendini bana çok yakın hissetmesi. Hem de kızlara ilgi duymadığını söyleyecek kadar. Ali, maliyeden anlar mısın? İşimi görecek kadar. Eğer bilgi istiyorsan bana para vermen gerekiyor. Alt tarafı seçmeli ders. Niye bu kadar zor ödev veriyorlar ki sanki? Kimse seçmesin diye. Ama hep bir salak çıkar. Ama ben kolay olduğu için seçmiştim. Bu herkesin ortak yanılgısı. Erkek arkadaşların da seni kolay sandıkları için seçiyor. Benim nerem kolay? Okula en uzakta oturan benim. Ayrıca üniversiteye gittiğimde daha da uzaklaşacak. Bütün derslerini evde öğreneceksen niye açık öğretim düşünmüyorsun? Bu evden kurtulmanın başka çaresi var mı? Yani çalışıp ekonomik özgürlüğümü kazanamayacaksam? Hapse girebilirsin. Ona bakarsan ölebilirim de. Yani şimdi insanın aklı almıyor. Sen üniversitede. Daha hangi bölüme gireceğini bile bilmiyorsundur. Biliyorum pekala. Gerizekalı mıyım ben? Hani şu toprağa kazdıkları bölüm hangisiydi? Hoşuna gidiyor mu? Evet, sağ ol. Sekreter silahın onun silahı olduğunu anladı mı? Ben daha burada... Bak Zeynep, böyle bir zamanda nasıl okuyabiliyorsun? Bakalım. Hiç de zor olmuyor. Düşünsene kızımız neler yapıyor. Yüksek notlar alıyor. Tamerler, Kenanlar, Metinler de cabas. Patronla yatıyorsun ha? Akıllıca bir hareket baba. Oo, bizimki görevden dönmüş. İstanbul sokaklarında ikinci gün nasıl geçti? Aslında bugün işe gitmedim. Annem gelme dedi. Eleman eğitimi, okuma ödevi verdim, eksiklerini gideriyor. Yo, televizyon izledim. Ne iyi be. Evde oturup televizyon izlemek için para alıyorsun ha. Güzel iş vallahi. Anne, babamın eline yine koz verdim değil mi? Ben odamdayım. Hani bana ihtiyacınız olursa. Bana ihtiyacınız olmaz değil mi? Defol! Gol. 1-0 önde. Tamam haklısın, yarın onu kovarım. Kaçıncı sayfadasın? Sen bana bu bölümü bitirtmeyeceksin galiba. Canım, üniversiteyi kazanmasını istiyorum, gitmesini de istiyorum ama... ben her gün evimde bir profesör çekemem ki. Abartma. Ya bu kızın bir de kariyer yapmak istediğini düşünsene. Bir sempozyuma falan katılsa... hayatı boyunca düşünsene Zeynep. Bana bak. Sen Begüm'le konuşacak mısın? Yoksa benim konuşmamı sağlamak için böyle saçma sapan senaryolar üretip vıdı vıdı yapmaya devam mı edeceksin? Vıdı vıdı ederim daha iyi. Hiç olmazsa başım derde girmez. Tam sana göre. Buna bak. Sen kızınla niye konuşmuyorsun? Senin konuşmanı bekliyorum. Bak. Bir kızın annesiyle ve babasıyla konuşup çözeceği sorunlar farklıdır. Erkek arkadaşlarla ilişki babaya düşer. Ama ona anlayışla yaklaşan, arkadaşça yaklaşan bir babaya. Beni takmıyor ki. Hiçbir lafımı dinlemiyor. Zeynep, düşünüyorum da acaba beni sevmiyor mu ya? Kaybedecek bir şeyin yok demektir. Katil polisin karısı. Selam. Ders çalışıyorum baba. Biliyorum, ben de şu çalışma yöntemin erkek arkadaşların hakkında konuşsak diye düşündüm Begüm. Düşünmedin. Düşündüm. Baba, düşünmedin. Tamam, düşünmedim ama işte buradayım. Annem seni kafaya almış. Yo, almadı, almadı. Annem beni kafaya almadı. Begüm, bu senin arkadaşların, ders çalışma yöntemin. Şunları diyorum açıkça senle, ön yargılı olmadan. Bu senin fikrin gibi duruyor. Begüm, zaten aynı anda 3 çocukla görüşüyor olman bile yeter. Aslında 3 değil, 7. Ne? Sen ek dersle mi alıyorsun? İngilizce, edebiyat, kimya, fizik, tarih. Hem ne olur baba? Begüm'cüğüm, aşk özel bir şeydir. Bu paylaşılmaz. Evet, bir kişiyle paylaşılır tabii. Ama ya bir şey karşılığında olmaz. Sen nereye varmak istediğinin farkında mısın? Farkındayım tabii, düşündüm taşındım. Begüm, bak kızım, hayatta bazı dünyada, her yerde, mahallede, sokakta bazı kadınlar vardır. Evet, bu kadınlar bir şey karşılığında aşkını sunuyorlar. Onu... Sen bana şey mi demek istiyorsun? Hayır, hayır, hayır. Dedin işte, bana şey dedin. Hayır Begüm, hiç alakası yok. Yok canım, açıkça öyle dedin ama. Begüm lütfen. Ders çalışmanın karşılığı bu ha? Teşekkür ederim baba. Begüm. Korktuğum kadar kötü geçmedi. Sesinizi duydum, bağırıp çağırıyordunuz. Aha. Açık açık konuştuk. Daha doğrusu hiç kimse de lafını esirgemedi. Biraz teke tek gibi oldu ama... hararetli ama kesinlikle öyle seviyeyi falan düşürmedi. Ne yaptın söyle. Yazlığın bahçesine kameraya istiyordun ya... evden uzaklaşabilirim. Sürgünün suçu ne? Baba olmak. Nasıl bir baba? Karısının lafıyla hareket eden bir baba. Suçu karısına yıkan bir koca desek... ya da... kızıyla arasında artık gerçekten bir sorun varken... karısının da desteğini kaybetmek üzere olan bir baba mı desek acaba? Galiba Begüm'e ben şey dedim ya. Şey mi? Nasıl bir şey dedin? Aslında demedim. Hiçbir şey demedim. Hatta demek istemediğim bile bu değildi ama o... şey kadın anladı. Ne? Öyle anladı, ne yapayım? Söylemediğim bir şey için özür mü dileyeyim? Tabii, çok haklısın. Yoksa sınavlarının en yoğun döneminde gece gündüz çalışan bir kızın kalbini niye kırmak istesin ki? Katkılarından dolayı teşekkür ederim Zeynep. Önceden verdiğin ve sonradan çektiğin destek için de teşekkür ederim. Zeynep, ben ne yapacağım şimdi? Ne? Gözünde büyüttüğün şeye bak. Kameriye dediğin nedir ki? Baba, korkma okula gitti. Ödümü patlattın Zeynep. Arada bir insanları hizaya getirmekte fayda var. Ben ne yapacağım Zeynep? Sürgünden vazgeçtiysen kendini eve hapsedebilirsin. 2. rafta Dostoyevskiler var. Suç ve Cezayı tavsiye ederim, özen gösteren babalar için. İçim sızlıyor. Pişmanlık duyuyorum, vicdan azabı çekiyorum. Ben bununla nasıl başa çıkacağım? Bugüne kadar gayet güzel başa çıktın. Aynen devam. Söyledin mi Yüksel'e? Neyi? Onu kovacağını. Hayır. Onu sadece seni mutlu etmek için söylemiştim. Beni mutlu etmek istiyorsan asıl şimdi bir şey yap. Ayrıca onu kovmayacağım. Golün iptal çünkü offside. Aa Begüm, sen neden erken geldin? Gol diye buna derim. Hah, Ali bugün okul yok mu? Sabah dersim yok, annem biliyor. Annen söylemedi ki. İhmal etmiş. Baş Yüksel'le belada, ondandır. Aha. Ya Ali benim de başım. Begüm'le belada değil mi? Seninle konuştu mu? Sana söyledi mi? Yo. Nereden anladın peki? Parmaklarından. Ne var parmağımda? Sigara varmış gibi duruyorlar. Yüksel yerini değiştirmediyse salondaki koltuğun altındaydı. Ali. Sence... Karışmasan daha iyiydi. Ya, peki... Asla affetmez. Ama... Sen ona öyle bir şey demedin ki. Evet. Peki nereden biliyorsun? Bütün mahalle duydu baba. Ya, bütün mahalle duydu ha. İyi, neyse birileri gerçeği biliyor bari. İyi, iyi, içime su serpildi. Düşmeye başladı. Ne? Endeks. Borsa endeksi mi? Nasıl anlaşılıyor? Burada yazıyor. Zarar mı ettin yani? Yok, ben portföyü boşaltmıştım. Düşeceği belliydi. Ne zaman belliydi? 2 gündür dünya borsaları düşüşteydi. Ha. Sen niye bugün işe gitmedin? Çok param var galiba. Yok, bugün hastam yok. Hem önemli bir şey olursa bana telefon edip bildirirler. Alo Selim, sen misin? Güm diye bir ses duydum. Ha, evet. Alo babası. Babası mı? Adın babası değil mi? Öyle söylemiştin. Of. Begüm şu anda yok, okulda. Biliyorum. Ben de okuldayım. Niye telefon ediyorsun buraya öyleyse? Seninle konuşmak istiyorum. Ne diye benimle konuşacakmışsın ki? Samim olduk ya. Topu topu bir kere konuştum seninle Selim. Orada kalacak değil ya. Lütfen Selim. Seninle uğraşacak halim yok. Ya ben sadece Begüm'le barışmak istiyorum, o kadar. Yani tamam, pek fazla zeki sayılmam. Yani derslere de kafam basmıyor olabilir ama... Ya ben Begüm'ü gerçekten çok seviyorum. Neden benimle konuşmuyor ki? Selim, Begüm'ü kafandan çıkarsan iyi edersin. Senin için, evet, iyiliğin için. Eminim o da kendini iyi hissetmiyordur. Ya iyi ya işte. Bak ben ona iyi gelirim babası. Yani ben onu güldürebiliyorum. Bak seni de güldürebilirim. Bir fıkra anlatayım mı şimdi? Şimdi olmaz. Sonra anlatırsın. Ya sen eski topraksındır moruk, bilirsin. Yani şimdi bir kız seninle konuşmuyor. Onun gönlünü almak için ne yaparsın? Ne bileyim ben. Ben bilsem. Nasıl bilmezsin ya? Sen babası değil misin? Çiçek falan alınır herhalde. Peki kaç balık bir çiçek? Ne bileyim ben. Yıllardır çiçek almıyorum. 10 milyon tutar herhalde. Aa süper. Bu devirde hiçbir şey değil. Sağ ol babası. Güle güle Selim. Güle güle. Ne bakıyorsunuz be? Ayı mı oynuyor lan? Biri bizi gözetliyor, başınıza vurdu galiba. Allah Allah. Come on ladies, come on gentlemen. Buradan buyurun. Çabuk olun. Look millet, look da gör. Siz böyle haz gördünüz mü? İşte tipik Türk evi. Çekirdek hanedanının beşiği. Turkish house in the kitchen. Ayrıca fried chicken in the fırın. Zengin Türk mutfağı olayımız da vardır yani. Selam baba. Annemin veli nimetlerine merhaba desene. Merhaba. Gördüğünüz gibi peder bugün işi kaytarmış. Surat bir karış evde takılıyor. Turkish depresyon. Oğluysa burada işinin başında çalışıp aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Sen ne yapıyorsun oğlum? Burada değilmişiz gibi davran. Hiç tepki verme. Pedagojiyle ilgili arkadaşlar için söylüyorum. Kızına fahişe dediği için araları bozuldu. Güzel. Kısa bir paydos amigos. Tuvaleti kullanabilirsiniz. Mutfakta da içecek şeyler var. Yoğurda dokunmayın çünkü ona tükürdüm. Anlamıyorsanız da kafanıza göre takılın işte. Oğlum ne işi var bütün bu insanların burada? Bir tur gezdiriyorum. Tipik Türk evi. Burasını anladık. Nereden çıktı bu saçmalık? Annem git inisiyatifini kullan dedi. Tamına öyle mi dedi? Git buradan dedi. Yüksel, bunları ne halt etmeye getirdin buraya? Bütün tarih yerleri gezdik. Gidecek yer kalmadı. Ben de buraya getirdim. Ayasofya'yı, Topkapı'yı gezdiniz mi? He, iyi fikir. Ayasofya'yı değil mi? Sağ ol. Lütfen onu bırakır mısınız? Lütfen. Lütfen. Yüksel! Yüksel! Ay, bütün gün seni aradım. Sonunda buldum. Şükürler olsun. Kovuldun. Kovuldun mu? Süper. Hayat normale döndü. Mutlu musun şimdi? Ya çok mutluyum. Mutluluktan uçuyorum. Yüksel, çıkar şu insanları buradan çabuk. Kusura bakma dostum. Artık benim görevim değil. Hayır, bekleyemem. Bana geçici bir asistan yollayacaktınız. Nerede? Canım biliyorum, önümde CV'si var, bakıp duruyorum ama kendisi yok. Siyavüş Şirazi. Ya kardeşim, 5. kez söylüyorum. 5. kez Siyavüş Şirazi. Merhaba, ben Siyavüş Şirazi. Bu iş benden sorulur. Dişçi asistan olarak yanımda 3 asistan da ben çalıştırırdım. İran'daki dişçilerden bir sürü tavsiye mektubum var. Oğlum, sen deli misin? Hayır. Siyavüş Şirazi. Şiraz'da doğup İsfahan'da büyüdüm. İlk orta liseyi Tahran'da okudum. Türkiye'ye de İran Diş Tabipler Odası'nın teşkiline geldim. Manada sizi tavsiye ettiler. Bana bak, sana bir tavsiyem var. Kıçına tekmeyi basmadan çık git buradan. Hadi, hadi Yüksel. Yüksel, Yüksel de kim? Tanıdım be oğlum seni, tanıdım. Bıyıktan tanıdın değil mi? Bıyık olmasa tanımayacaktım sanki. Esas Siyavüş Şirazi nerede? O yok ki. Başından beri bendim. Nasıl, iyi oldu değil mi? İş alındın mı? Tamam. Orada kal. Hiçbir şeye dokunma. Sadece bak. Böyle yapıyorsun demek. Merhaba, herkese merhaba. Merhaba canım. Merhaba Begüm. Ben en iyisi mutfağa gideyim. Bir şey isteyen var mı? Hayır, sağ ol canım. Begüm, sen bir şey ister misin? Çay. Tamam, şimdi geliyor. Onu hala affetmedin mi? Yo, aslında düşündüm de o haklıydı, ben haksızdım. Belki inanmayacaksın ama bana karşı çok samimi ve arkadaşçaydı. Peki bunu ona ne zaman söyleyeceksin? Şeker de ister misin? 2 tane. Söylemeyeceğim ki. Ben bakarım. Salak Selim geldi. Selam Begüm. Selam Selim. Teşekküre gerek yok. Ne saklıyorsun arkanda? Çiçek. Ay harika. Yani gelirken çiçek alacaktım ama unuttum. Ya öyle mi? O yüzden şimdi sana çiçek yerine 10 milyon lira veriyorum. Ne? Onun fikriydi. İşte buyur güzel kızıma sıcacık bir çay. Senden nefret ediyorum.